Aa, bunlar ne böyle? Yine yarım kalmış. Nerede benim çiçeğim? Yazık olmasın çiçeğim. Anne, anne! Efendim Marmelat? Nasılsın anne? İyiyim Marmelat, aklımı aldın. Böyle bağırılır mı? İyiyim, sen nasılsın? Aklım karışık birazcık. Ne, o niye o? Su kaynaklarımız azalıyor dedi öğretmenim. Bizim evimizde su var dedi. Birkaç arkadaşım ve öğretmenim bana güldü anne. Evde sular mı kesik anne? Çok tatlısın Marmelat. Otur bakayım şuraya. Marmelat, öğretmenin evde suların kesik olduğundan değil, dünyamızın su kaynaklarının bitmesinden bahsetmiş. Tamam, onu anladım. Ama dünyamızda da o kadar deniz var, okyanus var. Ama içebiliyor muyuz onları? Evet, içemiyoruz onları. Tuzlu su onlar. Tamam, akarsular var anne. Onlar tatlı suydu. Bir de... neydi? Dağlardan çıkanlar vardı. Dağ suyu. Onlar tatlı su değil miydi anne? Evet, ama o sular nereden geliyor Marmelat? Düşün biraz. Ama ben onu bilemem ki anne, ben çocuğum. Bilirsin, bilirsin. Yağmurlar sayesinde. Ama biz yağmur suyu içmiyoruz ki. Barajlar, akarsular, dağdan çıkan sular, bunlar hep yağmurla doluyor Marmelat. Sonra içilebilir su haline geliyor. Tamam işte, ne güzel varmış suyumuz. Bir de su kaynağımız yok diyorlar. Allah Allah. E doğru söylüyorlar Marmelat. Neden? Varmış diyorsun suyumuz. Çünkü yağmurlar az yağıyor artık anneciğim. Az yağdığı için de suyumuz olmuyor. Havalar çok sıcak olduğunda da buharlaşıyor. Ve böylece de azalmış olmuyor mu acaba Marmelat? Evet anne, oluyor. Hemen gidip şişeleri su dolduruyorum. Olmaz öyle, dur. Bunun çözümü her zaman su kaynaklarımızın azalmaya başladığını bilerek hareket etmek. Öyle şişelere, kaplara su doldurarak olmaz anneciğim. Ne yapalım anne, az mı su içelim? Tabii ki hayır. Ama gereksiz yere de kullanmayalım mesela. Muslukları açık bırakmayalım yani. Öylece akmasın. Evet. Mesela yarım kalan sularımızda çiçeklerimizi, bitkilerimizi sulamak da olabilir Marmelat. Sonra kullandığımız ve yarım kalan suları başka bir yerde kullanalım. Olur mu öyle? Tabii ki, ondan bahsediyorum işte Marmelat. Yarım kalan sularımızda çiçeklerimizi, bitkilerimizi sulamak gibi. Marmelat, sence en çok nerelerde su tüketiyoruz? Diş fırçalarken, elimizi yüzümüzü yıkarken, banyo yaparken, bahçe sularken... Çoğunlukla o suyu minik bahçemize kullanıyorum ama Marmelat. Tamam işte. Ne güzel varmış suyumuz anne. Bir de su kaynağımız yok diyorlar. İşte buralarda kontrollü ve dikkatli davranırsak su kaynaklarımızı dikkatli kullanmış oluruz. İşimiz yokken kapatmak o kadar da zor değil anne, evet. Herkes böyle yapsa o zaman daha çok uzun yıllar yeter değil mi anne suyumuz? Aynen öyle Marmelat. O zaman hemen anneanneme söyleyeceğim bunu. Leğen de abdest alsın. Hayır hayır, dur, olmaz öyle şey, ne yapıyorsun? Ama o abdest alırken de çok açık kalıyor anne su. O zaman sen yanında dur ve işi bittikten sonra sen kapat suyu. Böylesi daha güzel anneciğim, öyle şey söylenmez. Ya evet anne, sen de çok güzelsin. Aklın çok güzel. İnşallah ben de senin gibi olurum büyüyünce. Teşekkür ederim Marmelat. Anneannemin namaz alarmı çalıyor. Anneanne! Anneanne! Duymuyor herhalde anne. Teşekkür ederim anne. Gidiyorum şimdi. Görüşürüz. Tamam, yardımcı ol tamam mı Marmelat? Tamam anne.